Hepinize günaydın. Bugün bayram. Herkesin bayramı mübarek olsun inşallah. Babaannem şu anda yanımda, yine beni inceliyor her zamanki gibi. Bugün evdeyiz. Akşama misafirlerimiz gelecek. Seda, Bahadır, Bahadır'ın anne ve babası, Zehra gelecek büyük ihtimalle. O yüzden bugün evdeyiz. Köyleri de ziyarete yarın gideceğiz inşallah. Size bu bayram günü nasıl geçiyor, neler yapıyoruz bayramda biz, onu göstermek istedim. Bakalım biz neler yapıyormuşuz. Ekstra bir şey yapmıyoruz. Genelde ilk günleri evde oluyoruz veya akşama doğru köyleri, amcaları, dayıları, halaları, teyzeleri ziyarete gidiyoruz. Öyle yani. Bir de birazdan buranın ev turu vlogunu çekmek istiyorum. Eğer çekebilirsem. Kaç gündür niyetleniyorum, bir türlü nasip olmadı gerçekten, çekemedim. Ama bu sefer çekmek istiyorum. Umarım başarılı olurum ama evimiz çok kalabalık. Bilmiyorum, bakacağız. İnşallah güzel güzel çekebilirim. Bakalım çekebilecek miyim? Babamı yakaladım. Beni izlerken yakaladım babamı. Sen ne yapıyorsun? Afiyet olsun. Benim ev tur vlogumu çekeceksin. Hazır mısın? Fotoğraf çekildik şimdi. Özgü Doğu'nun kıyafetini de göstereyim size. Çok hoşsun. Ayakkabıları. Hangisi daha güzel? Kıyafeti. Burada tokası var. Gel Murat, bir bakalım. Böyle gözüküyor. Bayramlaşalım. Garip. Çok yaşlanmışsın sen kızım. Bir sürü çocuğun oldu senin. Büyüttün onları. Sen şimdi yaşlanmışsın. Ne olacak, seni bir doktora falan götürmüyorlar mı garip? Garipçim, beni tanıyorsun sen herhalde. Garip bizim sitemizin köpeği arkadaşlar. Ama artık çok yaşlandı. Bakar mısın? Topal topal yürüyor. Yürü bakayım. Çok yaşlanmış ya. Bir de çok zayıflamış. O arkası mahvolmuş. İlberoğlu talinin taktiğini yapsın. Bizim de açmışsın. Akşam misafirler gelince açarız. Mert. İlber Otaylı'nın takipini yapsın. Lütfen. Çalışmaz. Tabi haliyle. Tabi haliyle Osmanlı dönemindeki cariyelerin saraya karşı kurmak istediği baskı. Ya bu çocuk çok taklitçi ya. Bakayım. Murat otlarımızı biçiyordu, tırpan yapıyordu. Abacım çok güneş gözlüksüz çalışamıyor musunuz? Ver ben yapayım. Vay be. Güneş gözlüğü al da öyle yapalım. Vay be. Abisi ne yaparsa o da onu yapıyor. Küçüklüğünden beri bu hep böyleydi. Şimdi abisinin elinden aldı, o yapmaya devam ediyor. O da yetmedi, babam devraldı şu anda. Babam yapıyor. Çok büyümüş otlar ya. Babaanne sen ne yapıyorsun? Bitirdin mi işlerini? Ne ektin bugün? Bugün ne ektin? Tabii boğazımız açıldı ve biz acıktık. Şimdi böyle bir şeyler atıştıracağız. Böyle hazırlıklar yapıyoruz. Dışarıya taşıyalım bunları masamıza. Baba, dün oruçluydun, bugün yemeğe hemen baş köşeye oturdun. Anlamadım. Hemen acıktın yani. Neyse, çok şükür atlattık. Senin sinir halin geçti. Ben sinir değilim yani. Sen çok sakin bir insansın canım. Oh, şu yumurtanın güzelliğine bakın. O zaman bize afiyet olsun. İyi mi böyle gençler? Bu masayı kim toplayacak? Kur'an. Bu masa
Kim toplayacak masayı bunu? Masayı kim kurdu kızım? Sofrayı kuran kaldırdı. Hayır. Mesela biz kurduk, onlar toplasa. Hayat müşterek değil mi? Müşterek. Baban için değil kızım. Bu millet. Babaanne, hayat müşterek değil mi aşkım? Müşterek tabii, evet. Toplamaları lazım değil mi? Ailem sana yardım ediyor muydu? Yok be. Dolaptaki ilacı, dosya olacak ilacı bana istiyordu. Aha. O sen. Babam oradan geliyor. O da sana alacak. Ben uyuyorum. Beni uyandırdık ya. Ben gelsin diye. Bizi toplu acıtıyormuşum zannediyorum. Bu arada evimiz satılık arkadaşlar. Bu numaradan almak isteyenler ulaşabilir. Belki satılır, belli mi olur? Yani olur. Olur mu, olur? Evet Özge Hanım, bugün vlog çektiniz mi? Çektim. Ne çektiniz? Murat'la tanışma videomuz. Gelecek yakında. Aylarda dedim ki sizin tanışma videonuzu çekeyim, sizin tanışma videonuzu çekeyim. Yok, biz gerek duymuyoruz. Yok, bilmem ne. Meğer bir nedeni varmış. Yok, hiç öyle bir şey. Meğer bir nedeni varmış. Lise'yi YouTube açacağımı, evimi de çektirmezdim de işte. Yine de ben çekeceğim ama. Sana yazık olsun. Yine de ben çekeceğim. İzlemede kalın, takipte kalın. Rol çalmalar. Rol çalmalar. Detaylı ev turu. Nerede, ne kadar aldım, neyi ne kadar aldım, nasıl aldım, hepsini anlatacağım. Kanalıma. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bravo. Yazık olsun. Annem şu an bu köfte yoğuruyor. Akşama misafirlerimiz gelecek çünkü. Onun çok için oldu. Oldu mu anne? Evet. Ellerine sağlık. Tam kıvamında oldu. Ellerine sağlık. Yuvarlak yuvarlak büyük büyük mi yapacağız? Mangal için bilmem. Evet, öyle yapalım, öyle güzel oluyor. Şey, söyleyeyim mi malzemelerini? Söyle anne, bir daha söyle. Bayat ekmekleri hazırlayıp böyle robotta çekip ufalıyorum. Köftelik hazır olmuş oluyor. Hem ekmekleri değerlendirmiş oluyorum. O ekmekten koydum göz kararı. Bir tane, bu çok olduğu için işte iki tane yumurta koydum. Pul biber, karabiber, nane koydum. Bir de reyhan koydum. Reyhan çok güzel yapıyor köfteyi. Evet. Ondan sonra maydanoz. Bir de şey yaptım. Bir tane küçük paket köfte baharatından koydum. Ben onun kokusunu çok sevdiğim için köfte baharatı koydum. Ondan sonra soğan rendeledim. Sarımsak koydum. Tuz koydum. Bu kadar. Daha ne olsun? Ondan sonra çok yoğurmanız gerekiyor. İyice yoğuruyorsunuz bunu böyle. Böyle kıvamına geliyor. Çok güzel oluyor. Böyle yapacağız. Geçen gün sarmış olduğumuz sarmaları da şimdi koyacağız. Onlar da pişsin. Bu akşam yenecek. Şimdi salata yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Onlar da zaten gelmek üzerelerdir. Salatayı yapacağım. Hazırda beklesin. Arkadaşlar, soslarını koymuyorum. Soslarını en son koyacağım. Bu şekilde görünüyor. Ay arkadaşlar, üstümü değiştirdim. O elbiseyle çok zorlandım böyle evin içerisinde. O yüzden üstümü değiştirdim. Böyle rahat bir şeyler giydim. Bu rahat ikili takımımı giydim. Şimdi de böyle balkona oturdum. Balkonun mermerinde oturuyorum. Şöyle kimse yok. Böyle rahat bir şekilde kuş seslerini dinliyorum diyemeyeceğim çünkü buradan arabalar geçiyor ama yine de böyle ağaç sesleri, gayipten gelen kuş sesleri var. Onları dinliyorum. Sedalar da daha yeni yola çıkmışlar. Bakalım ne zaman gelecekler, onları bekliyoruz. Saat şu anda 7'ye 10 geçiyor. Büyük ihtimalle 9 gibi gelmiş olurlar diye düşünüyoruz. Öyle. Aynı şikolumla şimdi birlikte şöyle bir site turuna çıktık.
Biraz önce komşuya bir uğradık, bir çay içtik. Sağ olsunlar bize çay ikram ettiler. Şimdi de site turuna çıktık. Geri döneceğiz. Ay, karıncaların yuvaları var her yerlerde. Dönelim. Dönelim. Ya, çok uzun gittik, dönelim. Sen bunu çiçek atmış halini gördün mü? Görmedim. Ay, taşımı atayım mı bunu ya? Ay, toşuna at. Burası da biz Hollanda'ya arkadaşın düğününe gitmiştik diyordum, size bahsediyordum. Onların evi. Gelmediler bu sene. Gelmeyecekler mi anne? Gelecekler. Ne zaman? Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Tam şu ileride de arkadaşlar, şu yolun sonunda da deniz var. Denizi de size göstereceğim inşallah. Bir gidemedik deniz tarafına doğru. Denizimiz görünmüyor. Eskiden en üst kattan görünüyordu ama şimdi bir sürü ev yapıldığı için artık görünmüyor. Yani sedalar gelsin, belki onlarla bir gideriz. Bilmiyorum. Ne zaman gideriz. Siteye dedem bu şekilde dut ağacı dikmişti, rahmetli dedem. Sitenin içerisine Allah rahmet eylesin. Bakar mısınız ne kadar çok var üzerinde. Daha olmamış tabii ama olmamış. Alınca yiyeceğiz inşallah. Böyle kocaman bir ağaç olmuş. Onun ruhuna gider inşallah. Öyle diyelim. Masanın üzerine böyle etiket yapıştıracağız. Bizim masamız çok kötü olmuştu. Muratlar da çarşıya gitmişlerdi. Onlara böyle etiket aldırdık. Şimdi annemle birlikte onu yapıştıracağız. Bakalım nasıl olacak. Sehpaları da yaptık. Ay, çok güzel oldu. Çok kötü olmuştu bu sehpalar. Böyle gayet güzel oldu. Bizim evde mangalı kim yakıyor biliyor musunuz? Kesin baban diyeceksiniz ama hayır. Annem. Ama baban olmasa ben yakabilirim. Ya tabii. He he. Çakma gibi. Ay. Baban olmasa ben yakarım. O diyor ki şöyle yapacağım. Yap diyor değil mi? Sana direktif veriyor ama boş direktifler. Baba sen direktif veriyorsun ama tamamen boş direktifler veriyorsun. Annem çünkü... Sen çakmakın çakıyorsun. Sen çakıyorsun hayatım. Arkadaşlar bizde durumlar tam tersi. Çok enteresan ama bizde böyle. Yapacak bir şey yok. Peki kim yiyor? Sen yiyorsun. Yani adamın marifeti. Tabii o da önemli bir şey. Yakmaya başlıyoruz. Misafirlerimiz geldi. Hoş geldiniz. Öp, öp çocuğum. Aferin. Evet arkadaşlar, bir gün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmadığını izliyorsanız abone olursanız çok fazla mutlu olurum. Şu anda çevremde beni izliyorlar ve bana gülüyorlar. Yani gerçekten komik görünüyorum sanırım dışarıdan. Bir sonraki vlogda görüşünceye kadar bugünlük bu kadar olsun. Takipte kalın. Hoşçakalın.